çok inat. İçilerde kaçacak doğal olarak. Aşk inadına aşk. Giren sen de boş, sürün sen de. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Oğlum, ve sevmeye de devam edeceğim eğer sağ kurtulabilirsem. Bu kadar tatlı olursan bir gün elimde kalırsın yalnız. Ay, ayıcık ya. Şimdi bu ayıcığa dökül bakalım. Neyi döküleyim? Niye vazgeçtiğimi. Neyden niye vazgeçtim? Beni süründürmekten niye vazgeçtin? Süründürmek derken? Defne. Ne? Aşk biter dedim diye sen beni süründürmedin mi? Ha, evet ya, yaptım öyle bir alt. Ben seni azıcık tanıyorsam... Hı. Ben o lafı o plaza kalasına yediririm demişsindir sen. Yanlış mıyım? Oha. Kelimesi kelimesine tahmin etti adam. Hı. Ha işte anlat bakalım. Niye bana o lafı yedirmekten vazgeçtin? Söyle. Kendi aranızda konuşmayın yalnız. Hı? Sana demedim, gözlerine dedim. Kendi aranızda konuşmayın, bana da söyle. Ya yalın ya. Hadi Defne, bırak kafandaki tilkileri. Kuyruklarını bile görebiliyorum buradan. Ayna gibi o gözler. Hmm. Nasıllar? Değiyor mu kuyrukları var? Vallahi çok fena dolaşmak üzereler Laz kızı. Ha. Ya iyi, tamam. Şimdi ben seni süründürecektim. O lafı yedirecektim ama... Ama? İşte sen bu sabah konuştun ya benimle. Bana dedin ki... Aşk biter, yerini sevgiye bırakır. Aşk insanları bir araya getirir ama bir arada tutmaya yaramaz dedin. Ben bunları bizzat yaşadım dedin. Sen de beni ikna aldın. Olmasa mıydım? Vallahi sende bu inat varken açıkçası bu kadar çabuk beklemiyordum aslında ben. Aşk inadı yeniyordur belki. Senin inadını bile yeniyorsa... Acayip aşıksın kızım sen. Geçmiş olsun. Olsun valla. Evet, çok aşığım. Tamam mı? Tamam. Ve hiç bitmeyecek. Ve sen Yılmaz, 70 yaşına geldiğinde sen de bana itiraf edeceksin. Aşk hiç bitmeyecek diyeceksin. Hı? Belki 70'i beklemem. 65'te falan derim. Ha. Bunu erkene almanın bir yolu var mı? Bilmem. Belki öpülürsen. Valla ancak bir saat falan aşağı çeker bu. Bir gün eder. Herkese rağmen
Yeşim. Fırındaki et olmuş mudur sence? Çıkarayım mı? Ay ben anlamam ki Barış, sen bak işte. Ay o Habibi kesin bana cevap atmıştır he. Bir baksan mı ki? Çınar da uyuyor. İki dakikada bakar kapatırım canım. Alayım değil mi? Ay bir kere baktım zaten. İkincisinin günahı olmaz ki. Alayım alayım. Ulan biz telefonların hepsini yok etmedik mi? Nereden buldu bu kız bu telefonu? Oh, ulan Yeşim. Şu meletten bir uzak duramıyorsun var ya. Ne uyumuşum be. Ay aşkım evet ya. Barışlar bile geldi, sen duymadın. Nasıl yorgunsun sen. Şey biraz daha mı uysaydın sanki? Yok yok, uyu uyu nereye kadar ya. Barışlar nerede? Mutfaktalar canım. Bravo Yeşim. Hı? Vallahi Nazlı yarım senle hakikaten acayip gurur duydum. Duy Çakır gözlüm. Duy da. Niye duydun ki? Bak masanın üstünde telefon var ve sen elini bile uzatmıyorsun. İşte bu irade. Gurur duydum. Vah vah. Değil mi? Aferin bana. Nasıl bir iradeyse artık. Bir de var ya şu Habibe gibi böyle resim çekip nispet manileri yazmıyorsun ya. Yazmıyorum mu? Yazmıyorsun tabii. Böyle sosyal medyada böyle laf dalaşlarına girmiyorsun ya. Girmiyorum mu? Girmiyorsun tabii. İşte bu. Asaletini konuşturuyorsun Yeşim. Habibe gibilerin seviyesine asla düşmüyorsun. Düşmüyorum değil mi? Düşmem, düşemem. Düşmemem lazım çünkü. Düşse miydim ki? Asla. Asla. İşte benim sevdiğim kadın be. Hmm. Doğal. Sosyal medya sapkınlıkları olmayan. Sevgilisiyle tatile çıktığı zaman o güzelim tatili telefonda harcamayan. Yok arkadaş yok. Ben böyle kızı alnımdan öperim. Yanağından öperim. Sonra dudağından öperim. Oo, uyuyan güzel uyanmış. Nasıl sen uyan lan? Koşu telefonun cebine, Yeşim göz dikti. Oba. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bir daha bir benim seviyesine inmedin diyor. Ben o seviyelerde sürünüyorum ya. Çınar, o gönderdiğim resmi görünce çok kötü olacak benim aptal kafam. Benim o telefonu ele geçirmem lazım. Benim o mesajı silmem lazım. Kaç oldu? Toplamda bir yıl daha erken alırım. O zaman ben de 64 yaşında sana söyletirim. Pencereye çıkar, aşk bitmez diye bağırırsın. Ha? Etrafında olursan bağırırım söz. Etrafında değil, tepende olacağım. Ömrünü yiyeceğim, ömrünü. Yalan ye, feda olsun sana. Yalan. Sen ye deyince şimdi... Barışları unuttuk ya. Hı? Hatırlasana Kalas'cığım.
Barışlar bize öğle yemeğine gelmişti. Sen onlara yemek yapıyordun. Ha? Sen de beni yaka paça buraya sürüklemiştin. Ha, evet. Yaptım öyle bir halt. Neyse hadi kalk kalk kalk. Ayıp oldu çocuklar hadi. Bana ne ya, kalkmıyorum. Ben böyle iyiyim. Ay yalan. Ama çocukları yemeğe çağırdık. Ondan sonra da bıraktık gittik. Vallahi ben çağırmadım. Yeşim çağırdı. Ayrıca ben bırakmadım. Sen bıraktırdın. Gitmiyorum. İyi. Sen de gitmiyorsun. Gidiyoruz canım. Gidiyoruz. Ayrıca şimdi birazdan abim de kalkar bizi arar falan. Hadi. Bir kere daha gidelim. Sen iyi alıştın ha bu pazarla. Alıştıran utansın. Hı. Yalın'la Defne nerede? Vallahi gelirler herhalde birazdan. E o zaman başlayalım biz. Buyurun abi, afiyet olsun. Hiç de söylemiyorsunuz Ne eksik eşim? Ne eksik? Etin sosu eksik. Hiç sossuz et yenir mi ya? Ben yemem. Ben o zaman ne yapayım? Gideyim mutfağa, 2 dakikada bir sos yapayım. Sen. Evet ben. Yapayım yapayım. Ben en iyisi gideyim bir sos yapayım. Böyle şeyle. Şeyle yaparım canım. Sos. Ay ben yaşımsam o telefonu alacağım, o mesajı da sileceğim. Habibiye'nin seviyesine inemezsin demişti. Tamam, madem indim icabında çıkmasını da bilirim. Yeşimim ben, yeşim. Hey! Maşallah be. Senin sosuna da mutfağına da bir dur da bir dur çekil. Bu badireyi de muhteşem zekamla atlattım. İnsan bazen akıllı bir kurbanı olsun istiyor ben Melek. Ama nerede? Evrenin sınırı var ama aptallığın yok. Heyhat. Artık konum bildiriminde bulunuyorlar, sen gidip alıyorsun. Niye? Aptallık yetmiyormuş gibi bir de internet icadı oldu, mertlik bozuldu. Bu iş bu kadar basit olmamalı. Hiç kimse bu kadar kolay bulunmamalı.
arkadaşların minibüsü değil mi o? Hayvanla onlar. Ya al işte bak gördüm, senin yüzünden yetişemedik. Bir bırakmadın ki. Üf, ayıp oldu vallahi çocuklara ya. Hazır ayıp olmuşken geri mi dönsek? Olur. Ne gittiler? Ben varım burada ya. Hop! Nereye? Oğlum neredesiniz siz? Ana! Barıştınız mı? İnanmıyorum ya! Çok sevindim. Gel bana gel. Çok sevindim ya. Abim teşekkür ederim. Niye de? Onu terk etmeme izin vermediğin için. Defne! Gerçekten çok sevindim. Şş. Abime nasıl yedirdin o aşk biter lafını? Aslında yedirmedim. Ama barıştınız. Defne sen hemen benimle geliyorsun. Nereye ya? Sen sus. Ne oluyor oğlum yine? Hiçbir fikrim yok. Aras bak bir daha bozuşmak yok ona göre. Allah korusun abi. Koçum benim gel lan buraya. Ne demek aşk biter lafını yedirmedim. Yemedi vallahi. 64 yaşında yiyecekmiş. Aa, niye 64 yaşında? Vallahi adam çok iyi pazarlık yapıyor eşim. He? Aman boş ver. Sonuçta barıştık işte. Sonuçta barıştık işteymiş. Defne biz o planları siz sonuçta barışın işte diye mi yaptık? Toplantı masaları düzenledik, kriz masaları kurduk, kararlar aldık. Sen ne yaptın? 2 dakikada yelkenleri suya gömdün. Hani o lafı yedirecektin? Ne oldu da vazgeçtin? Ay. Bu oldu canım. Yapıştırdın mı? Bugün sen gideli 10 gün oldu. Yazmıştın ya ilk gittiğimde üzgünüm diye. Artık üzülmüyorum. Döneceksin çünkü. Biliyorum. Yani öyle bırakılıp gidilmez ki. Hiçbir anne bırakmaz yani. İllaki döner. Daha öyle aklını esince adamları kandırıp şirkete gelmek yok. Tamam mı? Niye yokmuş? Leyla, eşimin peşinde bir adam var. Eğer eşime ulaşamazsa size ulaşmayı deneyebilir. Ev zaten korunuyor. Evde kal. Benim de içim rahat etsin. Tamam? Ama... Şşş. İtiraz yok. Sen şimdi eve çıkıyorsun. Ben de işe dönüyorum. Tamam mı? Eğer çok istiyorsan... Akşam döndüğümde sen yine bana korkma dersin. Ben de sana sarılırım. Tamam? Ben sana, sen bana sarılasın diye mi korkma dedim Toprak? Demedin mi? Dedim ama sarılasın diye değil. Sarılmayacaksam ne yapayım korkma demeni Leyla. Toprak. Hayır yani benim menfaatimle. Ay çıldıracağım ayol. Biz adamın yanında olalım, biraz yükünü paylaşalım diyoruz, o anca dalga geçsin. Kim? Ben mi dalga geçiyorum?
Yok ben. Leyla. Ne? Yanımda olduğunu biliyorum. Sahiden. Sahiden. O zaman ben işe döneyim. Dön bari. Bir daha benden habersiz böyle işler çevirmeyin, yakarım. Ama yenge... Yenge menge dinlemem. Ne derse desin evden çıkmasına izin vermeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Baş üstüne Toprak Bey. Bir rüvvet mi? Hücreli. Aa, Ezgi. Bana sakın Deniz farklı, Deniz Tekin gibi değil deme abla, tamam mı? Ya bunların hepsi aynı, bütün erkekler aynı. Ya hadi oradan ayol. Ben bir tane daha Toprak görmedim mesela. Gerçi soyu tükenmiştir onun. Tek hücre mi kaldı bu devirde? Bütün erkeklerin türünün soyu tükense keşke. Hepsi ortadan yok olsalar mesela. Tekin'i de, Deniz'i de, Toprak'ı da. Birincisi Toprak'a lütfen bir şey olmasın. Bana lazım da kendisi. Mersi. İkincisi Deniz'e yazık ayol. Yine nereden ne bulup da dellendin gül gibi çocuğa? Kollarında bir kız bulup dellendim abla, tamam mı? Nasıl yani? Kollarında kız. Bildiğimiz kız. Bildiğimiz kız değil. Bildiğimiz kız kılığına girmiş şeytan Damla. Damla mı? Yalını tavlayamayınca Deniz'in peşine mi düşmüş o sarı çıyan? Ne yaptın peki? Odaya daldın mı? Saçlarını asıldın mı? Böyle sürüye sürüye çıkardın mı? Yo, çekip gittim. Ya beni görmediler bile, bilmiyorum. Çekip gittin. Öyle asıl asıl döndün. Gittin. Evet. Nesin sen? Hülya Koç Yiğit mi? Hı? Kız. Hep filmlerde öyle olmaz mı? Hı? Hülya Koç Yiğit Edizun'un iş yerine gider. Orada Lale Belkıs Edizun'a sarılmıştır. Ama zavallı Ediz aslında melekler kadar masumdur. Aslında her şeyi o sarı çıyan planlamıştır. Fakat Hülya ne yapar? Ağlaya ağlaya dönüp oradan kaçar. Sonra verem olur. Benim hemen Deniz'i aramam lazım. O niye o? İşin aslını öğrenip verem olmamak için. Abla saçmalama. İşin aslı gayet ortadaydı. Zampara, Deniz, Aras aslına döndü. O kadar. Bir kez inandım, bir kez daha yanıldım. Oy. Buyurun, yine başlıyoruz. Size de zahmet oldu Deniz Bey. Mesai bitmeden çıktık şirketten. Patronun bir şey demez değil mi? Demez sağ olsun. Kendisi çok iyi bir patrondur. Fena adam değildir, ben de çok severim. Ya Damla, annenin şu tefeci adama borcu ne kadardı? Bilmem. Sabah tefeciler gittikten sonra ben de sinirle çıktım evden. Sormadım. Onu bir sor. Bana da haber ver, olur mu? Patronum gerçekten çok iyi bir insan. Ama sağ olsun.
Yeterince başını ağrıttım zaten. Henüz ağrıtmadın. Patronun bir parayı dursun bakacağız. Ağrıtabiliyor musun, ağrıtamıyor musun? Bence en iyisi patronun bu işe bulaşmasın. Ve başı da sağlam kalsın. Ben gerisini hallederim. Damla, ben sana şimdi nasıl halledeceksin diye soracağım. Sen de bir yolunu bulurum diyeceksin. Sonra ben de ısrar edeceğim falan, böyle bir sürü zaman kaybedeceğiz. Bak, onun yerine bütün bunları atlatsak. Sen hemen annenin yanına çıkıp miktarı öğrensen. Sonra beni arayıp söylesen. Şu konuyu da halletsek. İşimize gücümüze baksak. Hadi canım. Hadi. Hadi. Cinse bak ya. Nihayet benim kızın aklı başına geldi. Yumurta kapıya dayanınca. Aferin benim kızıma, aferin. Kimin kızı işte, kimin kızı? Ne oluyor ya? Daha ne olsun? Gözyaşları akıtılmış. Yüz kızartılmış, perişan olunmuş. Deniz Aras kapıya getirilmiş. Aman da aman. Kız, sen benden de çakalsın vallahi. Ne? Ay, her şeyi gördüm pencereden. Hangi erkek ağlayan bir kıza karşı koyabilir ki? Kız Damla, klasikten şaşmayayım dedin ha? Klasik. Zavallı ve çaresiz prenses ağlar. Kahraman gelir onu kurtarır. En iyi işleyen formül aslında. Aynen. Yaz anne, yaz. Peri düğünde yapacak mıyız? Kerevetine çıkacak mı? Ah, inşallah. Annem. Sana daha önce de söyledim. Şimdi de söylüyorum. Senden ne peri ne de benden prenses olur. Şimdi biz o iyi insanları rahat bırakacağız. Anlaşıldı mı? Of! Bizi rahat bırakmayacak kötü insanları ne yapacağız peki Damla Hanım? Adam iki gün süre verdi. Öbür gün kapımıza dayanacak. Ne kadar borcum var bu adama? Anne söylesene. Onca yıl dayandım sana, şimdi de dayanabilirim. İki yüz bin. Oha! Ay, dan diye söylemese miydim acaba? Sen dedin dayanabilirim diye. Nasıl bu kadar borçlanır ya? 200 bin ya. Kumar mı? Başlarda iyi gidiyordum aslında. Sonra şansım... Tamam anne. Gerisini dinlemek istemiyorum. Ben bir çaresine bakacağım. Bak vallahi Damla. Bunca sene her şeyin çaresine bakmaktan yoruldum vallahi. Ne ayol? Deniz Aras'ın çeşitli kızlarla pozları. Ha bir de arıyor ya. Ha demek ki Damla ile sarılması bittiyse. Ablacığım, sen niye böyle yapıyorsun çocuğu anlamadan, dinlemeden? Aç. Hadi. Beni bir daha arama Deniz Aras, tamam mı? Hayda, ne oldu şimdi ya? Ayol, bence hiç hak etmiyor bu çocuk suratına telefon kapatılmasını falan, söyleyeyim. O neyi hak ediyor biliyor musun?
ben kıyamam abime ya. Büyük adam gibi yazmış. Bir de ben hiç ağlamıyorum ki diye yazmış. Ayıcık ya. Defne. Bak abim neler yaşamış. Ben hiç fark etmemişim bile. Ay ben ne biçim bir kardeşim ya. Şişt, Yeşim. Yeşim bak sakın. Sen çok iyi bir kardeşsin, tamam mı? Ama abin kapalı bir kutu gibi sanki. Hiç kimseye acısını göstermiyor. Sen sakın kendini suçlama, tamam mı? Tamam, suçlamayayım. De. Ama benim gidip ona sarılmam lazım. Şişt. Kızım ne yapıyorsun? Durup dururken niye sarılıyorsun diye sormazlar mı adama hiç? Allah Allah. Bak sakın yalına hiçbir şey belli etme, tamam mı Yeşim, sakın. Yok yok, belli etmem ben. Belli etmeden severim ben onu. Yeşim. Bak ben ciddiyim. Eğer yalın bizim bu mektupları okuduğumuzu anlarsa çok kötü olur. Anlamaz. Ben ona hiçbir şey çaktırmam. Ay aşk olsun Defne ya. Ben de salak mıyım yani? Asla çaktırmam. Ay, ben seni yerim. Ay, ben sana kıyamam, kıyamam. Şu tatlılığa bak ya. Ay, 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 ay. Ay, bir bakayım sen. Sen bir gün ben senin gamzeni gör. Ay, burada mıymış? Bu kardeşinin canı mıymış? Bir tanesi miymiş bu? Yeşim, iyi misin abicim? Ben senin iyi misin diyen ağzını yerim. Ay, yerim, yerim. Ben iyiyim. Sen iyi ol da ben iyi olurum. Bir tek sen iyi ol. Ay benim canım. Bir gel bakayım. Bir daha bir gel bakayım. Gel bakayım. Ay gülermiş. Gülermiş. Sen hep gül. Hiç ağlama. Geçim yeter. Ya hep sevinçten böyle ne yapacağını şaşırdı ya, yazık. Bana da yaptı içeride aynısını. Böyle hep öptü, böyle sarıldı, şey yaptı yani. Hep sevinçten yapıyor bunu. Biz barıştık ya, o yüzden yaptı yani. Yoksa şey yapmaz. Yeşim tamam artık, yeter abi şimdi sen. Yeşim bir dur da. Ay! Sen kıskandın mı? Kıskandın mı sen? Seni de mi seveyim ben? Severim, severim. Severim, severim. Seni pek çok severim ben. Ay, kuşlar ama bakar mı? Bu da böyle işte, ne yapacaksın? Ay! Ne yapacaksın? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Gel bakayım sen. Ağzı, üst burnu, yerine. Pis zampara. Bunun içinde var, içinde. Uy, gözlere bak. Hangi gözler ayol? Göz mü bıraktın canım çocukta? Dur. Ben sana daha neler yapacağım, neler. Bekle sen. Ay yok artık. O mu geldi yoksa? Ay! Sakın gerçeğine de bir şey yapayım deme. Dur. Ezgi. Allah. Abi ne olursun evde yokmuşuz gibi davranalım, tamam mı? Denizciğim! Bir köydeyiz. Farkındayım Leyla. Sakıncası yoksa beni de alır mısınız aranıza? Ben alacağım da. Ezgi bir dur ayol. Orada neler oluyor? Biri bana anlatabilir mi? Hoş geldin Deniz. Selam Leyla. Kolay gelsin Denizciğim. Hadi canım. Oha. Asıl sana oha Deniz. Ben bir şey mi kaçırdım? Aa ne münasebet canım. Senden uçanla kaçan da kurtulamıyor maşallah. Gerçi Damla'nın pek kurtulmaya niyeti yoktu ama. Damla mı? Damla ne alaka ya? Deniz sizi gördüm. Sizi sarılırken gördüm. Ya of Ezgi. Bu muydu yani? Ya bizi sarılırken gördün değil mi bu kadar delirdi? Ne yaparken görünce bu kadar delirebiliyorum pardon?
Ha illa öpüşürken falan mı görmem lazım? Yani öpüşürken görsen gelir, haklısın. Ama bir sarılma işin kıyılır mı bana? Ay kafayı yiyeceğim ya. Ya adamdaki rahatlığa bak. Ezgi, güzelim rahat olacağım tabii. Yanlış bir şey yapmadım ki ben. Ha, tabii. Bir derdi vardı kızın. Destek oldum sadece. Ne derdi vardı ki sarılacak kadar? Onu söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim, bizim daha büyük bir derdimiz var Ezgi. Neymiş o? Şu aramızdaki güven sorununu artık halletmemiz lazım. Elimde değil. Biliyorum, biliyorum. Bu yüzden bütün bu deliliğine rağmen buradayım. Seninleyim. Ve yanında kalmak istiyorum. Bak, lütfen bunu benim için zorlaştırma, olur mu? Ya, bir de şunları kaldır Allah aşkına ya. Bir gören olsa sevgilimi kaçık falan zannedecek. Beğendin mi kitabı? Aha. Al bakalım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hmm. Çok güzel. Sensin güzel. Defne. O gün şöminenin içinde ne yapıyordun? Söylemeyeceğim. Ay ben üşüdüm biraz. Hava soğudu mu ne? Aras, kalk lan şömineyi yak. Defne, kalk şömineyi yak. Bu senin şöminen niye yakıyor da? Geçen gün önümüz kış, ben bir el atayım dedi de ondan dedim o yaksın diye. Yakarım. Yakarım canım, yakarım. Hazır odunumuz da var, bize bütün kış yeter. Ben sana bütün ömür yeterim, nasıl kızım? Kalk kalk. Şşş. Oo. Kalk orada. Seni var ya şömineye odun diye atıp yakmanın, kalk senden gidip odun getirelim. Kalk. Kalk ya. Bırak sen de. Geç yaşımda beni mapuslara düşürecek ya. Yeşim, senin bu abin var ya, insanı bir gizli gizli işler çevirme zevki bırakmıyor. İyi ki bir şöminenin içinde beni kurtararken yakaladı. Artık bir sene sorar bunu ha. Ay haklısın kuşum ya. Bu erkek milleti yüzünden insan böyle bir ağız tadıyla entrika çeviremiyor he. Yeşim, hadi kalk, hazır işleri varken azıcık entrika çevirip gelelim. Hey. Defne ne entrika çevireceğiz şimdi? Yeşim, Orta Doğu'nun sınırlarını yeniden çizeceğiz. Gizli emellerimizi uygulamaya koyacağız. Ay bizim entrikamızdan ne olur kızım. Abinin mektuplarını yapıştıracağız işte. Ay ben bizi yerim yerim. Entrikalarımız bile iyilik için. Gizli emellerimizin tek hedefi aşk. İç mihrak değiliz. Dış mihrak değiliz. Aşk mihrakıyız biz. Aşk. Love. Aşk. Love. Yalnız Barutçu, iyi oldu ha buraya geldiğimiz. Tamam belki sebebi kötü ama. Ben o sebebim var ya, o Satır Celal'in kafasını böyle kırasım var. Yakında kıracağız Barutçu. Sonuçta Toprak abi herifin tezgahını çökertti. Daha ne kadar saklanabilir ki? O yeşimi takip eden heriften bir haber var mı? Akşam chatte Deniz'den öğreniriz varsa. Gerçi tahmin etmek zor değil. Arıyordur işte adam. Hayırlı işler amca.
Sağ ol. Sağ ol. Amca, Arasların evi varmış burada. Paketleri var da. Nerede bilir misin? Ha, bilirim. Bak şimdi, şuradan git. İkinci sapaktan sağa dön, dümdüz git. 8-9 kilometre ileride ama. Solda görürsün. Sağ ol amca. Bol kazançlar. Alo, ula cevap versene, oraya mısın? Evet. Ula niye hiç arayı sormaz? Kızdan bir haber var mı? Var. Ne? Haber. İblis, beni delirtme. Zaten canım burnumda, polis peşimde. Kızı buldun mu, bulmadın mı? Gibi. Gibi mi? Gibi ne ula? Aslanım, bak bu toprak denilen psikopat bütün tezgahımın içine tükürdü. Polis depolarımı bastı, zulalarımı patlattı. Sen bu kızı paketledin, paketledin. Paketleyemedin, yandığımın resmidir aslanım. Anladın mı? Anladım. Kapattı. Ula telefonu ya bu gül gibi yüzüme kapattı. Çıldıracağım ya, çıldıracağım ya. Ve daha almadın, nasıl boşaysın? Olsun, almasam da boşarım. Bu Çınar'ın kahrı çekilmez. E kız ne etti bu uşaksa? Mercimekle pirinci ayıramayan yengesi var. Daha ne etsin babaanne? Sor bakalım o pulliye. Hangisi hangisi dur bileyim o. Geldin. Oy, annesinin kuzusu. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. O ne de eline ki? Ay Habibe, tel şehriye ile arpa şehriye. Bir de ismini bilmediğim bir takım cisimler karışmışlar. Sen... Şunları da bir ayırıver canım. Ay! Ne kadar da sakarım. Maşallah ba. Kız Pulli, ne ettin? Ne etmişim? Sanki etmişim bir şey. Leyla, sen bir gelsene benimle. Yok. Ben böyle iyiyim. Gel sen gel. Kuma gemisi yürür. Antik gemisi yürümez. Bu işe bir çare bul babaanne. Ha ben bunu... Ha ben bunu nasıl ayıracağım şimdi? Nereden başlayayım ben bunu? Leyla sen ne yapıyorsun? Ne yapmışım Toprak? Leyla. Ay iyi tamam. Operasyon yapıyorum. Ne operasyonu? Bezdirme suretiyle Habibe püskürtme operasyonu canım. Nasıl gidiyor peki?
En fazla bir haftası var diyorum ben. Seninki nasıl gidiyor? Seninki derken? Satır Celal'e karşı yürüttüğün operasyon ayol. Tezgahını çökerttik. O gün yarın Satır'da yakalanır. Yaşa be! İşte bu! Öyle kolay değil canım. Geleceksin böyle bir aileye musallat olacaksın he? Sonra işte gösterirler adamı. Çakal! Karşında korkak tavşanlar yok senin, tamam mı? Aslanlar gibi barutçular var. Barutçular! Ulan Leyla, sen var ya sen. Bir adamın başına gelebilecek en güzel şeysin. Anne! Ödeme yardımcı olur musun? Ederim tabii anneciğim. Annemle ilgili bir ipucu falan çıkacak mı? Yani amacımız bu. İnşallah buluruz. Sonra da annemi buluruz. Sonra da yalınla yüzleştiririz. Sana gizli bir emelimi itiraf edeyim mi? Ay yok, yok yok. Ortada o unut yeşim. O bizi aşar. Boş ver, boş ver. Üf Defne. Ben çok gizli bir şey itiraf etmeye çalışıyorum burada. Ya sen ciddisin. Evet, söyleyeceğim şey biraz salakça gelebilir ama ciddiyim. Tamam, anlat hadi. Dinliyorum şu gizli emelini. Biz şimdi annemi bulacağız ya. Hı. Ben istiyorum ki o suçsuz olsun. Bizi bırakıp gitmesinin bir sebebi olsun. Ama bu öyle bir sebep olsun ki onu hemen affedebilelim. Gerçi tahminen ben birçok sebebi affederim de abimin bile affedebileceği kadar haklı bir sebebi olsun. Hayal işte. Belki gerçek olur. Hayallerime bir şey daha ekleyeyim mi? Ekle be eşimim. Şimdi annem masum çıkacak ya. Hı. Düğünümden önce çıksa benim en güzel günüm de yanımda olsa. Yok. Oy. Kıyamam ben sana ya. İnşallah. İnşallah. Defne! Ne oldu be? Ay! Kızım! Benim düğünüme bir ay var. Bir ay bile yok. 9, 8, 27 gün var. Ay! Ben de burada oturmuş olmayan annenin hayalini kuruyorum ya. Peki gerçekler ne olacak Defne? Gerçekler? Evet, gerçekler. Gelinlik, organizasyon şirketi, düğün mekanı, davetiyeler, düğün fotoğrafçısı, çiçekler, menüler. Kına gecesi. Evet, kına gecesi. Ay, ben bindallı giyeceğim. Çok otantik. Ay. Ay, tamam yeşimim giy. Defne, sen durumun vehametinin farkında değilsin galiba. Ha? Bütün bunların hazırlığı ne kadar sürer biliyor musun sen? Benim sadece 27 günüm var. Bak, biz burada 27 dakika bile oturmamalıyız he. Kalk, 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 kalk. İstanbul'a gidiyoruz. Aa, yeşim. Hakikaten ha. Kızım biz buraya kutuyu bulmaya geldik. Bulduk. O zaman ne duruyoruz? Abimler de siz barışın diye geldi. Siz de barıştınız. Onlar niye duruyor? Durmasınlar. Durmayalım. Hadi dönelim, dönsünler.
Dön. Yürü. Aa. Aman, ne var canım? Normal insan. Hı hı, gayet normal, sıradan. Standart bir fizik. Pek bir numarası yok yani. Hı hiç. Mühim olan iç güzelliği zaten. Ben de zaten yalanın böbreğine vuruldum. Ben Çınar'ın ruhuna vuruldum ilk görüşte. Yoksa... Hiç tipim değil ya. Hı. Ben sokakta görsem dönüp bakmam. Ama iyi çocuk ya, ondan. Yoksa hiç yani. Tabii canım. İnsan olsun yani. Yoksa böyle baltalı ilah olmasına gerek yok. Hı. Güçlü kuvvetli erkekse böyle bakışlarıyla ezip geçen olmasa da olur. Yeşim, şimdi çarpılacaksın yalnız ha. Senin de burnun uzadı he. Tamam, bakmıyoruz artık. İyi fikir, bakmayalım. Biraz aklımız başına gelsin. Ay tamam, üç deyince. Üç. Evlenmek, düğün, davetiye, fotoğrafçı, İstanbul. Ha. Hoş geldin akıl. Bay bay aşk. Şşş. Bırakın odunları ya. Bırakın, İstanbul'a dönüyoruz. Ne? Var mı değişiklik? Yok abi yok. İnadından çatlayacak. Nuh diyor, peygamber demiyor ya. İstanbul'da durum nasıl? Aynı. Deniz, ne haber abi? İyi abi. Kızları zapt edemiyor musunuz? Sorma oğlum ya. Ne yapacağımızı şaşırdık. Vallahi abi yapın bir şeyler. Burası hala güvenli değil. Satırla iblis de bulunana kadar pek güvenli olmayacak gibi duruyor. Tamam tamam, bulacağız bir çaresini. Bir gelişme olursa haber verirsin. Tabii tabii veririm. Hadi kolay gelsin. Bağlasak mı lan? Yalnız önce Defne'nin ağzını bantlamak lazım. Yoksa elini ayağını bağlayana kadar oho. İntihar ederiz. Gerçi oğlum bunun çözmesi de var, biliyorsun değil mi? Of 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 of. Bir ömür susmaz lan o. Sana bir şey olmaz oğlum. Bir ömür ben çekeceğim onu. Yok abi, aman aman. Çıkar bu fikri aklından. Vazgeçtik, Defne'yi bağlamıyoruz. Kayınço. Oğlum bir şey yapmamız lazım. Bir çare bulmamız lazım lan. Söylesek mi? Saçmalama lan. Gidip Yeşim'e senin peşinde bir adam var, seni takip ediyor mu diyeceğiz? Diyeceğiz abi. Yeşim'in hayatında önemli mi? Oğlum sen kardeşini tanımıyor musun? Panikten ölür de. Tanıdığım için söyleyelim diyorum abi. Şimdi bunlar kafayı taktılar mı, gitmek için her yolu denerler. Ne yapacağız? Başlarına nöbet mi tutacağız? Hadi tuttuk. Ya boş bir anımıza gelirse?
Yok abi, ya söyleyeceğiz ya bağlayacağız. Birini seç. Of of. Ay bu ne inat canım ya? Çınar taktı kalanım diyor, başka bir şey demiyor. Hayır, ne varsa Allah'ın da evinde. Hmm. Siz de barışsınız işte. Biz de gidelim düğünümüze bakalım yani. He yani. Ay hayır, bir de iş güç var. Ay Yeşim, bunlar iyice gevşediler yalnız ha. Şirketleri batacak, haberleri yok. Ay hayır, bir de sonra düğün müğün bir sürü masraf, gitsinler bunlar para kazansınlar canım, azıcık bu da böyle. Ama yok, anca bir aşk, anca bir meşk, anca bir tazir. Oh, dünya bunlara güzel, başka dertleri yok maşallah. Ay bir de güzel olsa, börtü böcek. Aman aman, biz bir an önce gidelim. Şu kutuyu sığdırabilirsek gideceğiz de. Ay Yeşim. Ya bunu yanına göstermeden nasıl çıkartacağız buradan? Biz bunu sığdırsak bile bu çanta dana kadar olacak Defne'cim. Biz bunu hayatta çıkaramayız abim, fark eder, ben sana söyleyeyim. Evet ya. Aa Yeşim. Kızım bizde nöronlar cidden gitmiş ya, ben sana söyleyeyim. Kızım kutu kalsın, mektupları alsak ya. Bunu niye bir saattir şey yapmıyorsun biz bunu? Bir saattir. Bu ne ya? Tut bakayım şunu. Ya ben şey yapayım. Sen koy o şunları. Koy içine. Ha, koy. Aa. Yeşim. Bunlar kim? Hiçbir fikrim yok. Sedef Akıncı. Anne. Annem. Ne kadar genç. Hiç hatırlamıyor musun anneni? Sadece bir silüet hatırlıyorum. Bu adam abisi falan mı? Soyadları aynı. Çok mümkün. Sorgu Paşa Köyü Sağlık Ocağı yazıyor. Dayın orada doktor falan mıydı acaba? Sorgu Paşa Köyü mü? Defne, biz şu anda Sorgupaşa köyünün sınırları içindeyiz. Ne? Yeşim, aynı şeyi mi düşünüyoruz? Aha. Burada kalıyoruz. Ve yarın köyü ziyaret ediyoruz. Ne? Bak mesela şimdi benim yanımda davetiyem olsaydı mesela, yarın dayıma verirdim. Yok. Hakikaten ha. Anneme bak. Biz size bir şey söyleyeceğiz. Söyle. Biz gitmiyoruz. Tamam, şimdi sıra biz. Gitmiyoruz mu dedi o? Dedi valla. Niye gitmiyoruz? İstediğiniz bu değil miydi? Buydu da. Tamam işte. Gitmiyoruz. Hadi Yeşim, iyi geceler. Niye vazgeçtiniz? Kim vazgeçti? Lan daha biraz önce gideceğiz diyordunuz. Ne oldu da fikriniz değişti? Ben değiştim Çınar. Ben çok değiştim. Değişti. Ben o eski Yeşim değilim artık. Değil. Olgunlaştım. Olgunlaştı. Gerçekleri gördüm. Gördüm. Anladım ki benim nerede olduğumun hiç
önemi yok. Benim yerim senin yanın. Hay, düğünde neymiş? Gelinliğim yetişmese ne olur mu? Abartma istersen Yeşimcim. İnandırıcılığını yitiriyorsun. Neyse, neyse beyler. Haydi bakalım o zaman da gelene sabah görüşürüz. Çüss. Bırakın saçmalamayı. Ne oldu da fikriniz değişti? Niye gitmiyorsunuz? Ay. Size de bir sürpriz yapılmıyor ya. Ne sürprizi? Ne sürprizi? Ay, sürpriz işte adı üstünde. Biz size sürpriz yapacaktık. O yüzden burada kalmaya karar verdik. Ama siz bizim hevesimizi kursağımızda bıraktınız. O yüzden hadi toplanın. Hadi gidiyoruz. Neyse vazgeçtik biz. Niye baştan söylemiyorsunuz ya? Tamam da tamam. Yapın sürprizinizi. Hadi. Şimdi herkes odasına geçsin. Güzel güzel uyusun. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Hadi. Hadi işin. Hadi sabah göreceksin hadi. Habibe, bak orası da kırışık. Oraya 7 kere vurdurdun ya Pulli yenge. Ne var ayol? 8.'yle vursan ölür müsün? Yok, vururum elbet. Günaydın. Günaydın Toprak. Ne yapıyorsunuz sabah sabah? Hiç ayol, her zamanki sabah işleri işte. Habibe de tutturdu illa ütü yapayım sonra birikiyor diye. Biriktu Elticiğim, biriktu. Tepesi atmaya başlamış gibi geldi. Ne yapsan? Şu operasyona bir ara mı versen? Aman biz ne tepeler gördük. Mesela seninkinin yanında Habibe'ninki ova kalır. Ha, seninle başa çıktım Habibe vız gelir tırıs gider diyorsun yani. Ayıpsın ayol. Seni bile ne hale getirdim. Ne hale getirdin? Ne hale getireceğim ayol? Şaka. Usludur. En azından ben gelene kadar. Allah seni almasın Emi Toprak. Akıl bırakmadın bende. Ne yapıyorduk şimdi? Hah, eski koca yeni sevgili adayının yanında durmak için atağa geçiyorduk. Habibe, döfyesim nerede? Gözünü dört açıyorsun ve bir daha yengenin seni kandırmasına müsaade etmiyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Güzel. Bir altlar karıştırıyor. Bir kere daha hata yaparsan kendini kovulmuş bil. Beni uğraştırma. Yenge, gözünü seveyim git. Gitmek için geldim zaten canım benim. Hadi oyalanma, geç kalmak istemiyorum. Yenge etme, seni hiçbir yere götürmüyorum. Ay sen bana karşı mı geliyorsun ayol? Kusura bakma yenge, Toprak abinin kesin emri var. Halt etmiş senin o Toprak abi. Yenge, etme, kurbanın olayım. Bu sefer seni gerçekten kovarım dedi. Nere kovuyor ayol? O kadar kolay mı o? Hı? Üstelik sen Toprak abini hiç tanımamışsın canım. O vicdansız bir adam mıdır da seni kovsun ha? Yok yenge, estağfurullah. Ama kovarım dedi. Peki, haksızlık yapan nankör bir adam mıdır? Yok yenge, nereden çıkarıyorsun bunları?
Ben çıkarmadım ki, sen çıkardın. Tövbe, ben öyle bir şey söylemedim ki. Demedin ama ima ettin. Yenge, ima falan da yok. Etme. Bak Toprak abinin kulağına gidecek, gerçek sanacak. Peki, o zaman senin gibi işini layıkıyla yapan, merhametli, yetenekli, alnının teriyle çalışan bir adamı neden kovsun ayol? Ya yenge, Toprak abi kovarım dedi. Yengesi falan yok. O sadece sen gözünü dört açasın diye öyle demiştir. Kovmaz seni diyorum ama velev ki kovdu. Asla korkmayacaksın. Ben senin arkandayım. Ben senin işsiz kalmamanı sağlarım. Ben koskoca pulli gelinim ayol. Hadi şimdi bin arabaya gidiyoruz hadi. Çalışmaya gidiyoruz ya Yeşim. Hatta böyle mendilinin ucunu yak da başucuna koy. Tövbe tövbe. Kızım köy şurası değil mi? Belki de onları uyanmadan biz dönmüş olacağız. Ne abartıyorsun? Ay inşallah Defne. İnşallah. Yürü Yeşim yürü. Defne. Gelene bak. Çakır gözlüm geliyor. Maşallah ne de güzel geliyor. Çok güzel geliyor maşallah. Yeşim. Şimdi çaktırmıyoruz. Hemen aerobik pozisyonu al. Kızım aerobik pozisyonu alsana hadi çaktırma. Bir, iki, üç. Allah'ım. Hadi yatmaz mısın bebeğim? Bari kadar kız girme hadi bir, iki, üç. Ay kargalar bile açken senin ne işin var ayakta? Hadi öbür tarafa bir, iki, üç. Sen de yalanın annesini mi arıyorsun? Ay. Günaydın kızlar. Bir, günaydın aşkım. İki, nasılsın? Üç, ay ben çok özledim seni. Dört, ben de seni özledim. Ne yapıyorsunuz kızım sabah sabah paça? Bir, iki, mis gibi hava. Bir, iki, mis gibi sabah. Bir, iki, mis gibi spor. İyi iyi, siz zıplamaya devam edin. Ben biraz yürüyüşe gidiyorum. Aşkım. Heh. Ben de seninle geleyim mi yürüyüşe? Gel kara kız. Geleyim aşkım. Göstürü bu. Göstürü bu. İçim. İçim buraya gel. İçim dön. İçim. Bak yok kızım. Köy. Yeşimci bak planlarımız. Yeşim. Bas kızı. Yine ne söyleniyorsun? Hiç. Kahvaltı hazırlayalım mı Kalas'cığım? Hazırlayalım bakalım. Gel. Sevgilim, önden buyurun. Aa, sen ve İnceliken, ay lütfen söyle benim kalasıma ne yaptın? Hadi. Bence olduğu yerde duruyor. Sen günahını alıyorsun sevgilin. Allah Allah, ne kötüyüm ben be? Kötü de laf mı, nankörsün. Hadi Kalas'cığım, hadi aşıktan ölmek üzereyim ya. Ben senin ölümene izin verir miyim kızım? Daha senin çenene doyamamışım ben. Ay. Ayıcık ya. Thank you.
ayıcık diye seviyoruz bunu ama mutfağı ayı inine çevirmek de ne oluyor ya? Oha! De hadi de, yoksa çatlayacaksın. Bir şey demeyeceğim ki. İyi madem güzelim, ben devam ediyorum o zaman. Hı hı. Ay! Yalın ya! Kabukları öyle fırlatıp durmasana. Bak alt tarafa bir yemek yapacaksın, mutfağı talan ettin ha. Sonra ben toplamam, haberin olsun. Sanatçı adamın işine karışılmaz. İyi de her şeyi birbirine karıştıran sanatçı da pek tercih edilmez. Çöp diye bir şey icat edildi, biliyor muydun? Sen dırdır etmemek ne demek, onu biliyor muydun Defne? Ben dırdır falan etmiyorum. Sadece mutfağı dağıtmadan iş yap diyorum. Demek ben mutfağı dağıtıyorum ha? Evet. Yalın, sakın. Bak o elindekini sakın. Bak öyle değil, böyle dağıtılır işte Laz kızım. Kalas'cığım. Ciddi ciddi, niye Defne? Beni böyle sıpatlar abi be. Hoş geldiniz Osman abi. Hoş bulduk Toprak. Hoş geldiniz müdürüm. Merhaba Toprak Bey. Kızım bize 3 kahve getir. Kahveler 4 olsun Aygüncüm. Merhaba, hoş geldin Osman abi. Hoş bulduk. Tatlım. Tatlım? Madem abi. Leyla. Merhaba Leyla ben. Merhaba. Eşim müdürüm. Ha öyle mi? Memnun oldum. Aslında biz boşa... Hayırdır Leyla? Sen niye geldin? Önemli bir şey mi var? Aa ilahi Toprak. Bundan önemli şey mi var ayol? Sayın müdürüm, son durum nedir? Var mı bir gelişme? Buyurun müdürüm, dinliyoruz. Bu... Celal Satırcı'yı henüz yakalayamadık ama. Ay ama müdür beyciğim öyle olmaz ki. Ne demek yakalayamadık? Leyla,
Ay bir dur Toprak. Yani müdür beyciğim, Toprak bu adam yüzünden stresten mahvoldu vallahi. Ay yazık değil mi adama ayol? Hayır, yani sizdeki imkanlar bende olsa çoktan bulmuştum adamı. Öyle değil mi Osman abi? Haklısın Leyla'cığım. Sizin ailenin hanımların elinden hiçbir şey kurtulmay. Çok yaşa ayol, değil mi ama? Osman abi sen de gaz verme de. İyi haklı kız da. İyi hepsi biliyorum, ben biliyorum abi. Neyse müdürüm, siz kusura bakmayın, devam edin. Estağfurullah. Eşiniz de sizin için endişeleniyor tabii, haklı olarak. Bunu siz bile anladınız. Ama benim tek tek bir tanecik kocam anlayamadı. Leyla, bir sus da. Neyse, bu Çerel Satırcı'yı henüz yakalayamadık ama çevresindeki çember iyice daraldı. Yakalanması an meselesi. Ama bizim için asıl sorun bu Yeşim Aras'ın peşindeki iblis denen şahıs. Adam tam bir muamma. Var mı yok mu belli değil. Siz daha var mı yok mu onu bilmiyorsunuz ki. Nasıl yakalayacaksınız adamı? Müdür bey lafın gelişi söyledi Leyla. Aman canım. Gelişi gidişi düşünecek halde miyim ben? Neyse bu iblisin bir ikizi var. Birkaç kere sorguya aldık. Adam öyle iyi biri ki bildiğiniz melek. Bu iblis hakkında söylemediği kötü laf kalmadı. Hiç sevmiyor. Hatta nefret ediyor bu adamdan. Sanki aynı anne babadan değiller. Aa, ikizlermiş ayol. Nasıl ayrı anne babadan olacaklar ki? İlahi müdür bey. İlahi Leyla'cığım. Bu ikizinden falan da ulaşamıyor muyuz? Yok toprağım. O da bilme havunun yerini. Ya bu iblisin yeri yurdu belli değil. Nüfus kayıtlarına bile ulaşamıyoruz. İkizinin dediğine göre canı istediği zaman ortaya çıkıyor bu adam. Ama ikizinin evinin etrafında adamlarımızı yerleştirdik. Bu işi bir an önce çözmemiz lazım müdürüm. Çocuklar dağ evinde tıkıldı kaldı. Biz herkesten bir şey saklar olduk. Bu Satır denen herifin kime ne zarar vereceğini bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz. İşte bu yüzden ben evde duramıyorum. Buraya kadar kocamın yanına geliyorum. Neden? Çünkü ne olacak bilmiyoruz. Lütfen bir an önce siz ne olacağını bilir misiniz? Hayır yani böyle yaşayın yaşayın da bir yere kadar. Az canlanın atağa kalkın ayol. O zaman biz kalkalım. Hadi bak. Ayağınıza sağlık. Gelişmelerden bilgilendireceğiz sizi. Sağ olun. Ay zahmet olacak müdür beyciğim. Ne zahmeti, ne zahmeti Leyla Hanım? Olur mu öyle şey? İlk önce size bilgi vereceğiz, merak etmeyin. Eksik olmayın müdür beyciğim. Hadi görüşürüz Leyla Hanım. Görüşürüz. Selamet herkese. Ay niye öyle bakıyorsun Toprak? Ay bir gelmesene ayol. Toprak bir çekil. Ben şimdi ne yapayım seni Leyla? Ne yapabilirsin ayol? Bilmem. Sen söyle. Her şeyi çok iyi biliyorsun ya. En fazla öpersin Toprak. En fazla. Var mısın iddiaya? Ne iddiası? En fazla neler yapabileceğimin iddiası. Ya.
Sabır en büyük silahtır Melek. Sen buna bakma Melek. Bir masum kızı kaçıracak, hayatını söndürecek, seni de ortak ediyor. Oy benim dertli başım, ben nerelere gideceğim ya? Ha bu deliği bir yere hapsetmeli, kapısına mapısına zincir vurmalı. Melek, sen buna bakma aslanım. Bak sen akıllısın. Kanatların var senin bir kere. Söyle şuna, hava alması için dışarı saldım. Çenesini kapatıp çayını içsin. Odasında ya. O çıkınca ben onu bir şekilde oyalayıp uzaklaştıracağım. Sen de Yalın'ın odasına girip anahtar... Yeşim. Abimin neden birdenbire bir odun kırma hobisi oluştu acaba? Hı? Bir de bunu yaparken çok mutlu üstelik. Hadi dün neyse bugün hava da güzel. Anlamadım söyledim Çınar'a. Ne söyledin? Dedim ki ay ben senin ruhuna falan değil tipine aşık oldum dedim. Yani ilk görüşte dedim. O gözler, o fizik, o karizma olmasa öküzün tekisin dedim. Hep odun kır. Sen hep odun kır ki benim gözüm gönlüm açılsın. Senin öküzlüğünü unutayım dedim. Keşke bu kadar şey söylemişken bir de arabanın anahtarlarını isteseydin ya. Anahtarı ne yapacağım Defne ya sen de? Köye gidip anneni araştıracağız ya Yeşim'cim. Hatırladın mı? Hatırladın mı? Yeşim. Bak. Lütfen bana bu konuya odaklan. Ne olur bak biliyorum çok zor ama en azından bir denesen. Ha? Odaklandım. Tamam. Bak şimdi plan şu. Hazır abim orada tatlı tatlı odun kırıyorken sen de Yalın'ın odasına sızacaksın. Ha? Ay şöyle yapalım. Ben burada çınarımı oyalayayım. Sen abimin odasına sız. Ha? Ya olmaz. Bak abim burada zaten gayet güzel bir şekilde kendi kendini oyalıyor. Ha? Şimdi Yalın çıkar çıkmaz sen Yalın'ın odasına gireceksin. Arabanın anahtarlarını bulacaksın. Bulur bulmaz da hemen çıkacaksın odadan. Tamam mı? Ne? Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Sen şimdi abime son bir bakış at da o böyle bir yarım saat daha odun kırsın. Hadi. Hayırdır Laz kızı? Beni böyle gizli gizli odalara çağırmalar falan. Seni gizli emellerime alet edeceğim de Kalas'cığım. Neymiş o gizli emeller?
şu yatağı değiştirebilir misin yerini? Sabah uyanınca güneş gözüme geliyor da. Bakışına bir çeki odun kırdım ha. Yeşim. Lan ben kaptırdım gidiyorum ya. Lan ben böyle işim var. Onun. Haydi. Lan. Elimi kestim ya. Biraz fazla mı kırık bunu? Yok. Olmaz. Böyle daha gösterişli bir şey olması lazım. Daha göz alıcı bir şey olması lazım. İnsan hayatında bir kere evleniyor sonuçta. Yeşim? Ne yapıyor? Gelinlik modellerine bakıyorum aşkım. Aa! Senin eline ne oldu? Seni düşünürken baltaya vurdum. Ay ben sana kıyamam ama ya. Aşkım. Bak. Nerede o? Bak bu çok güzel. Değil mi? Strapless. En sevdiğimden. Böyle taşları falan çok asil işlenmiş ha. Karakas. Biz seninle ne konuştuk ama? Doğayla baş başa. Teknolojiden uzak birkaç gün geçireceğiz demedik mi? Dedik mi? Dedik tabii Nazlı yarim, dedik. Sonra sen bana ben bu işlerden vazgeçtim dedin. Gelinlik melinlik benim umurumda değil dedin. Tüh. Öyle mi dedim? Ya dedim. Ay. Ay. Ay Çınar. Ben o ekru gelinliği çok beğendim ama he. Lan, ben Damla'yı unuttum.
Salak kafam ya. Ne yaptı kız acaba? Borcun ne kadar olduğunu öğrendin mi? Deniz. Kahve yaptım kuzucuğum. Hadi gel kahve içelim. Tamam. Borcun ne kadar olduğunu öğrendin mi? Geç kaldın. Yoksa randevun mu vardı? He annem. Metrobüsle. İnanmıyorum. Metrobüse mi bindin? Bayağı halkla falan. Yok canım, kraliyet ailesiyle. Ben seni metrobüslerde yaşam mücadelesi veresin diye mi büyüttüm Damla? Niye arabana binmiyorsun? Bilmem anne, öyle fantezi olsun diye. Hayır, kullanmayacaksan ben kullanayım. Olur anne. Al, güle güle kullan. Bu ne? Araba. Hayır, hayır. Hayırlanma anne. Arabayı sattım. İyi halt ettin. Bu para dişimizin kovuğuna yetmez. Ne yapacaksın? Deniz Aras'tan isteyeceksin. Ne inatçısın anne ya? Deniz Aras'ı bu işe bulaştırmayacağım. Abla, ben Deniz'i görmek istiyorum da. Tabii kuzucuğum, gel içeride. Ezgi, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Süreyya Bey amcacığım. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim efendim. Kusura bakmayın, rahatsızlık verdim. Estağfurullah, hiç olur mu öyle şey? Deniz, konuşmamız lazım. Tabii, konuşalım. Kusura bakmazsan Ezgi kızım. Ben artık yatayım. Malum yaşlılık işte. Estağfurullah efendim. Allah rahatlık versin. İyi geceler kızım. İyi geceler. İyi geceler dedeciğim. İyi geceler oğlum. Süreyya Beyciğim, ben size dememiş miydim? Neyi Meftune? Biz bu barutçuları toptan kapattık vallahi. Bu doktor kızımızı da denize aldık mı tamamdır. Meftune, gençlerin işine karışma. Ezgi, dinliyorum. Deniz, sen ne kadar çok benim yanımda kalmak istiyorsan, ben de o kadar senin yanında kalmak istiyorum. Ezgi, bunun için neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Güvene ihtiyacımız var. Ezgi bak, ben sana sonuna kadar güveniyorum. Geçmişin, yaşadıkların umurumda değil. Onları seninle kabul edecek kadar sana güveniyorum. Ben de bu şekilde sana güvenmek için savaşacağım Deniz. Sana söz veriyorum. Ha yani ciddi bir savaş mı lazım bana güvenmen için şimdi? Peki.
Ama seni üzmemek için Deniz sana söz veriyorum. Aşacağım bunu. Ezgi, bu güvensizlik en çok seni yıpratır. Bunu beni üzmemek için değil, daha çok kendin için yapmalısın. Ne içersin sevgilim? Soğuk bir şeyler olabilir. Ama zahmet olmasın. Olsun ya. Zahmet olsun. Damla, inat etme. Adamlar yarın gelecekler. Hayır anne, sana bunu söyledim. Deniz'i bu işe karıştırmayacağım. İyi. Adamlar yarın sabah kapımıza dayandığında da öyle dersin. Evet, aynen böyle derim. Arabanın parasını vereceğimizi söylerim, geri kalan parayı da halledeceğimizi söyleyeceğim. Nasıl halledeceğim pardon? Bir yolunu bulacağız anne. Şimdi bu konuyu kapatabilir miyiz? Duş alacağım, sonra da yatacağım. Borcun ne kadar olduğunu öğrendin mi? Adam hazır soruyor. Benim salak da tutturmuş. Deniz arası bulaştırmayacağım. Deniz arası bulaştırmayacağım. Adam ya bulaşmak istiyorsa? Gecenin bu saatinde mesajlaşmak mı? İşte sevgilime buz gibi limonata. Evet, 200.000. Yarın sabah almaya geleceklermiş. Kaçamadık ha. Resmen Allah'ın dağında hapis kaldık yeminle. Ay evet ya. Bir beceremedik köye gitmeyi. Neden acaba Yeşim'cim? Hı? Yani ilk denememizde sen abimle koşuya gittiğin, ikinci denememizde de anahtarı çalmak yerine internetten gelinlik resimlerine baktığın için olabilir mi acaba? Kaç tabii canım sen. Kaç. Evden kaçmayı becereme ama benden kaç. Kaç kaç sen. Kaç. Neyse o zaman. Yatalım. Herkese iyi geceler. Yat bakalım Barış'cığım. Tatlı uykular. Sabah görüşürüz. Hadi Defne. Geldim. Geldim. Ay. Ben seninle uyuyacağım. Oha. İyi geceler Nazlı'ya. İyi geceler Çakır Gözlüm. Thank you.
özledim diyorum Defne. İstanbul'da bile daha sık birlikte uyuyoruz. Ay yok, yalın sen cidden kafayı yedin ha, gerçekten. Hasretini yedirttiyse demek ki. Sabah akşam dibimdesin be adam, neyin hasreti? Ben onu bunu bilmem Defne. Ya benim odama gelirsin birlikte uyuruz ya da ben gelir Yeşim'i odadan dışarı atarım yine birlikte uyuruz. Seç. C, hiçbiri. Ay yalın. Çınar içeride, hatırladın mı? Kendisi benim abim olur hani. Eğer bizi birlikte uyurken falan görürse keser ya. Ay sonra bir de kes de işin, vicdan duyar ama ya. Yazık. Tek sorun bu mu? İşte başka sorun bulamadıysan demek ki. Ya tamam. Tamam yeter artık yalın. Tamam, ben abimle aynı çatı altında seninle birlikte uyumayacağım, nokta. Ha. Ha. Biz de o zaman aynı gökyüzü altında uyuruz. Ne? 2 dakikan var Defne. Ben burada bekliyorum. İçeri gidip battaniyeyi de alıp geliyorsun. Tamam? Yoksa seni tuttuğum gibi... Ay! Yalın bırak, bırak. Ya bırak. Tamam. 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 Kalas ya. Ne olacak? Ben de seni seviyorum. Ay. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Dur. Bu ayıcık bizi Çınar'ın kör kurşunlarına hedef yapacak ya. Ah, i̇yi ki. Kızım niyesi mi var? Senin bu manyak abin var ya. Tutturdu bu gece birlikte uyuyacağız diye, iyi mi? Abim de mi bizimle yatacak? Ha Yeşim. Alacağız böyle aramıza. Yatacak. Bir de onu böyle ninni söyleyeceğiz. Böyle böyle uyuyacağız. Kızım bir kendine gel ya. Ay hayır, bir de açık havada uyuyacakmışız. Battaniye al gel dedi adam bana, iyi mi? Börtü böcek yemesin seni Defne. Ha, tek sorun bu değil mi? Börtü böcek. Kızım börtü böcek yerine kadar Çınar var asıl. Ne yapacağım ben Yeşim ya? Vallahi eğer Çınar bizi yakalarsa var ya, bittim ben, bittim. Ay, ben sana kıyamam. Ama sen boşuna telaşlanıyorsun Defneciğim. Merak etme. Çınar işi bende. Ben oyalarım onu. Kızım bütün gece nasıl oyalayacaksın? Oyalarım, oyalarım. Tamam, evden kaçmayı beceremedim ama Çınar'ı oyalamayı beceririm yani. De? Benim de abime yakalanmamam lazım. Dur bir düşüneyim ben onu. Düşüneyim. Ay kız, senin düşünmeni yerim ben ya. Şş, buldum. Var burada. Ay Çınar. Gideyim istersen. Yok da gitme. Bir şey mi oldu? Yok. Ben seninle uyumak istedim sadece. Hız. Ne yapayım burada? Ya ne yapayım ya? Ben sözüme sarılıp uyuyamayacak mıyım yani? Bak. Nazlı yarim. Kara kız. Uyacaksın tabii. Ama arasla beni papaz etme. Sen orasını merak etme. Gel benimle. Nereye daha? Ay gel sen benimle gel. Ay tükür gözüm benim. Fesubhanallah. Bak cinsi saklı iş yapmayalım da. Ay Çınar. Dur dur etme daha. Bu ne?
şu yıldızlardan da biri bizi izliyor mudur? Orada yıldız yok. E var işte. Tamam da şimdi yok. Işığı bize yıllar sonra geliyor ya. Ha, kalas işte. Orada yıldız yok diyeceğini iki çift romantik laf etmeyi beceremiyorsun değil mi? Hmm. Romantik ha? Hı hı. Beceririm bence ya. Yani. Ne olacak yaparım ya. Yani. Vallahi görmeden duymadan inanmam. Diyorsun. Diyorum. Utanırsın ama. Utandır da görelim. Tamam lan. O yıldız var ya, o yıldız. Hı. Heh. İşte o yıldız aslında ben çocukken burada tek başıma gökyüzünü izlerken oradaydı. Ama ben onu ancak şimdi seninle görebiliyorum. Demek ki neymiş? Benim gökyüzündeki saklı yıldızları görmem için bana bir defne lazımmış. Ay. Utandın mı? Şu güzel ortamı bozmasan. Hı? Bu güzel ortam var ya. Hı. Sen burada oldukça bozulmaz. Hı. Emin misin? Eminim. Ben çocukluğumdan beri bu ortam burada ve ilk defa seninle bu kadar güzel oldu. Böyle çok güzel olduk değil mi? Çok. Sence dağılan taşlarını topladık mı? Hepsini fırlattın attın Defne. Ama ben o taşları fırlatıp atmak istemiyorum. O taşların hepsi sensin. Defne, ne demeye çalışıyorsun? Demek istiyorum ki birlikte toplarız dediğimiz taşlarını fırlatmayalım. Ne kadar atsak da o taşlar senden kopuyor Yalın. Defne, lafı evirip çevirmesene. Tamam, direkt söylüyorum. Anneni bulsak ya Yalın. Defne, bu konuyu kapat. Ama bak. Defne. Bak, eğer beni dinlersen sen de bana hak vereceksin. Şimdi anladım. Deminden beri kedi gibi koynuma sokulmanın, o güzel olduk laflarının falan altında yatan sebep buymuş. Konuyu buraya getirmek. Bravo. Çok güzel anlamışsın. Sen var ya, tam bir kalassın Yalın. Defne, otur şuraya. Oturmayacağım. Defne, otur dedim. Ya otursana Yalın. Ben seni. Lan Yeşim var ya, bu Yalın bak bir yerden çıkacak gelecek. Ben öyle hissediyorum ha. Ay Çınar, bir gecenin tadını çıkarttırmadın he. Ne yapayım Yeşim? Biz ne yapıyoruz ki? Ben sevdiceğimin gözlerine bakmak istiyorum. Böyle yıldızlar altında. Romantik romantik. Ay bakmak da mı yasak ya? Ben o yasağı koyanım var ya ta... Bak lan, bak. Sen bana hep böyle bak. Ya Çınar. Bana da epey yakışır ha. Ay evet ya. Ha Çınar, ne diyorsun? Diktir Yeşim, diktir.
Boğanın içine diktin. Git o straplez gelinliği de diktir. Çınar. Yok, Çınar değil. Straplez diyeceksin. Duydun mu beni? Straplez. Böyle diyeceksin. Straplez dedi ya. Straplez ne Duda? Gece. Yıldızlar. Dünyalar güzeli, sessiz bir sevgili. Çok şanslı adamım ben. Böyle sabaha kadar oturabiliriz bence. Sessiz sessiz. Eminim şu anda o kaşların sevinip burnunun üstüne kadar çatılmıştır. Aha, yakaladım. Çatıktı değil mi o kaşların? Çabuklık yapma bana yalın. Defne ama sen böyle bana küsünce ben çok üzülüyorum be. Bana tatlı tatlı şeyler söylesene hadi. Söylemeyeyim ben. Ne mi lazım? Belki söylediklerimin altında başka sebepler vardır filan. Yapma Defne'm ya. Öyle demek istemediğimi biliyorsun. Hı hı yalın. Hı hı. Defne'm, yaz kızı. Biz o taşları attık ikimiz. Hem sen bana yetiyorsun be güzelim. Benim başka hiçbir şeye ihtiyacım yok ki. Anneme de yok. Tamam mı? Sormaya da mı ihtiyacın yok? Niye gittiğini mi? Hı hı. Çocukken vardı. Hatta kendi kendime onun adına sebepler bulurdum. Şimdi? Şimdi ne ona, ne sebebine, hiçbir şeyine ihtiyacım yok. O çocuğum vardı. Ama açıklama şansını kaçırdı. Şimdi daha güzel şeylerden bahsedebilir miyiz? Mesela senden. Mesela ben seni çok seviyorum. En sevdiğim konu. Hadi bir daha bahset. Ben seni çok seviyorum. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. İkimiz kalsak yıldızların altında. Mavi nurdan bir ırmak gölgede bir salıncak. Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da,
gözlerim kapansa da yıldızların altında yanmam, gönlüm yansa da ecel beni alsa da gözlerim kapansa da yıldızların altında. Biz emanetimizi almaya geldik. Zuhal Hanım, bir hoş geldin yok mu? Defol demeyi isterdim. Şimdilik bunu alın. Söz veriyorum en yakın zamanda ödeyeceğim. Lan siz benimle dalga mı geçiyorsunuz iki eksik yatak ha? Alırken canım cicim, öderken ne olur mu lan he? Ben kendimi sizin gibilere maskara eder miyim? 40.000 ne lan? 200.000 borca 40.000 ne lan? Bütün bu maskaralığın sebebi bu mu? Lan! Ya birader bak böyle hanımefendilerin yanında lanlı lunlu falan. Hiç oluyor mu? Al bakalım sen şu arpanı hadi al. Hadi. Ufak ufak yolla hadi. Para tamam abi. Bu adama dua edin. Yürü gidiyoruz. Tamam. Geçti. Geçti tamam.
Evin yakınındaki şeye gitmemek nedir ya? Sorarım sana Yeşimcim. Ha? Bizim bu çilemiz nedir? Nedir bu bizim özgürlüğümüze vurulan dizgin nedir yani? Ha? Hayret bir şey ya. Oha. Ra-a. Ne oluyor be? Bunlar da kim? Bunlar kim bilmiyorum ama hiç kimse o köye gitmemizi engel olamaz. İçinde kızlar var. Koşun, koşun, koşun. Aa, ay. Ay bu ne be? Ne, ne oldu? Ne? Ha, yol falan soracak herhalde. Acaba biz bilmiyoruz değişim. Yok biz bilmiyoruz. Aa. Ne oldu biz hiç? Ne oluyor? Aa, şş, ne oluyor? Nereye? Ay, nereye? 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 Yeşim! Yeşim ne? Aa! Aa! Yeşim! Yeşim! Oğlum! Aa!